dışarıya çıkmayı. Öğrenmeyi, eğlenmeyi istiyorsan haydi gel. Çünkü dostların özel. Seni fark etmedim. Pikniğe gideceğiz. O yüzden acele ediyorum. Buradayız Biber. Hah, limon da geliyor işte. Aa, dikkat etsene Horoz. Yine bir şeye sinirlenmiş anlaşılan. Geldik Biber. Merhaba Biber. Merhaba Nane. Hazır mısın? Hem de nasıl limon. Her şeyi yanıma aldım. Kaleci eldiveni bile var. Penaltı atarız. Harika bir gün bizi bekliyor. Pikniğe gitmek için sabırsızlanıyorum. Burada konuşmaya devam edersek geç kalacağız. Çilekle fasulye çoktan yola çıkmışlardır bile. Sen merak etme Nane. Onlardan önce orada oluruz. Kimsenin benden iyi bisiklete binemeyeceğini unutuyorsun galiba. Bir pedal çevirecek daha gücüm kalmadı. Çok yoruldum. Hani kimse senden iyi bisiklete binemezdi Biber? Binemez tabii. Binemez de işte bu sefer şey oldu. Biber haklı abla. Biraz dinlenelim. Size inanamıyorum. Hemen pes ediyorsunuz. Ama abla çok yoruldum. Keşke annem bizi arabayla götürseydi. Şimdiye kadar çoktan varmıştık. Penaltı bile atmıştık. Of tamam. Biraz dinlenelim. İlk yürüyerek gitmiyoruz piknik yerine. Yoksa hiç varamazdık. Yürüyerek mi? Öyle yolculuk mu olur abla? Neden olmasın? Ulaşım araçları bulunmadan önce hep öyleymiş Limon. Nasıl yani? Eskiden şimdiki gibi uçaklar, hızlı trenler yoktu. İnsanlar her yere yürüyerek gidiyordu. Hatta dünyayı bile dolaşmaya çalışıyorlardı. O günleri düşünsenize. Şu tarafa doğru gideceğiz Limon. Önümüzde geçmemiz gereken zor bir yol var. Bu hiç kolay olmayacak. Merak etme, bir yolunu bulacağız. Dünyayı dolaşmamıza hiçbir şey engel olamaz. Çok yoruldum Biber, daha fazla yürüyemiyorum. Şurada bir at var, yaşasın. Yolumuzu artık atla devam edebiliriz. İyi de ikimiz buna nasıl bineceğiz ki Biber? Hem çantalarımız da var. Bilmiyorum. Buldum. Şuradaki tahtaları ve ağaç yapraklarını kullanarak bir araba yapabiliriz. Uzak mesafeleri yorulmadan gitmek isteyen insanlar basit arabalar yaptılar. Bu arabalar hayvanlar tarafından çekiliyordu. Bence bu araba harika oldu. Bence de. At çok yoruldu Biber. Biraz dinlenmesi lazım. Ama daha çok yolumuz var. Daha uzak mesafelere daha hızlı gitmek isteyen insanlar yeni ulaşım araçları bulmaya devam ettiler. Bundan sonrasını trenle gidelim. Hop. Seni özleyeceğim. Hadi Limon, acele et. İşte geldim. Neredeyse kaçırıyordun. Kalkıyor. Ha, yaşasın. Gidiyoruz. Harika. Burası son durakmış. Olsun. Bu tren sayesinde epey yol aldık. Denizi nasıl geçeceğiz? Orada bir gemi var. Hadi gidelim. Ulaşımda yeni teknolojilerin kullanılmasıyla insanlar önlerine çıkan her engele karşı yeni araçları icat ettiler. Bu vapur bir harika. Hiç yorulmadan rahatça gidiyoruz. Evet, hem de keyif yapıyoruz.
Güle güle. Güle güle. Yolculuğun zor kısmına geldik Limon. Dağları nasıl aşacağız? Bilmiyorum ama kolay bir yolu olmalı. Yoksa işimiz çok zor. Hadi yola devam edin. Dünyayı dolaşacağımıza söz verdik. Bundan geri dönüş yok. Tamam. İnsanların azmi karşısında hiçbir engel duramıyordu. Artık mesafeleri aşmak çok kolaydı. Biber, bu da ne böyle? Bilmiyorum Limon. Acayip bir şeye benziyor. Zeplin. Garip bir adı varmış. Ha? Ha? Koş Biber, hareket ediyor. Bu harika bir şey. Gerçekten harika bir şey Limon. Yaşasın. Buradan her yeri görebiliyorum. Artık önümüzde hiçbir engel duramaz. Yol açın, biz geliyoruz. Zeplin yolculuğu harikaydı değil mi Biber? Evet Limon. Müthiş bir macera yaşıyoruz. Çok az yolumuz kaldı. Yakında dünyayı dolaşmış olacağız. Eve dönünce hemen Büyük Gezgin Biber'in maceraları kitabını yazacağım. Bu taraftan gideceğiz. Ha? Bu yol nereye gidiyor acaba? Orada bir şey var. Ha? Hadi gidelim. Zaman geçtikçe teknolojik gelişmeler de durmaksızın ilerledi. İnsanlar her gün hayatı daha da kolaylaştıracak yeni şeyleri icat ettiler. Bu ulaşım araçlarına da yansıdı. Şuna bak Biber, bu bir araba. Hem de en son model. Koş çabuk. İşte böyle. Teknoloji ilerledikçe ulaşım imkanları da artıyor. Uzak mesafelere daha hızlı gitmek için yeni şeyler bulunuyor. Yani artık bisiklete binmeyelim mi diyorsun Nane? Ne? Benim bisikletim eski mi abla? Sana çok kırıldım. Size inanamıyorum. Her şeyi yanlış anladınız. Ben öyle mi dedim? Yeni şeyler bulunuyor dedin. O zaman bizim bisikletlerimiz eskide kaldı. Ne alakası var Biber? Bisikletin önceden bulunması işe yaramadığı anlamına mı geliyor sanki? Hadi biz gidelim Limon. Diğerleri piknik alanında bizi bekliyordur. Ablan da son model bisikletiyle arkamızdan gelsin. Evet, son model bisikletiyle gelsin. Belki bize yetişebilir. Of. Durun, beni bekleyin. Hey, kime diyorum? Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sürü şey öğrendim. Mesela ulaşım araçları genel olarak kara, deniz, hava ve raylı ulaşım olmak üzere 4 gruba ayrılırmış. Günümüzde en çok tercih edileni kara ulaşımıymış. Otomobiller, otobüsler, motosikletler, bisikletler, kamyonlar gibi araçların hepsi kara ulaşım araçlarıymış. Tren, metro, tramvay gibi araçların olduğu raylı ulaşımsa ulaşım çeşitleri içinde çevreye en az zararlı olanıymış. İşte bu yüzden mümkün olduğunca raylı ulaşım kullanmalıymışız. Böylelikle bir yere hem güvenli hem de çevreye zarar vermeden gidebilirmişiz. Uçak, helikopter, zeplin, ondan sonra balon gibi araçlar da hava ulaşım araçlarıymış. Hava ulaşımı da turizm için çok önemliymiş. Gemi ve vapur gibi araçlarsa deniz ulaşım araçlarıymış. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde de oldukça fazla kullanılmaktaymış. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.